Merhaba, 36. föyde ulaşım konusuna devam ediyoruz. Demir yolları. Tarihin akışını etkileyen icraatlardan biri de demir yollarıdır. 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren ticarileşerek yaygınlaşan demir yolları, sanayi ve ticareti dönüştüren, sanata ve kültüre, kısacası insanlığı ilgilendiren her konuya etki eden bir alan olmuştur. Ülkemizde demir yolu ulaşımında tarihsel bir yolculuğa çıkacak olursak, demir yolu çalışmalarına 23 Eylül 1856 yılında 130 kilometrelik İzmir-Aydın demir yolu hattının açılması ile başlanmıştır. Osmanlı döneminde yapılan toplam 8.619 kilometre uzunluğundaki demir yolu hattının 4.136 kilometrelik bölümü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kalmıştır. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında demir yolu ağlarına önem verilmiştir. 1923-1993 yılları arasında inşa edilen demir yolunun uzunluğu 1800 kilometreyi bulmuştur. Birinci ve ikinci 5 yıllık kalkınma planları ile demir çelik, kömür ve makine gibi üretim kollarına önem verilmesi demir yolu güzergahlarının da etkilemiştir. Cumhuriyet öncesinde demir yollarının %70'i Ankara-Konya hattının batısında kalırken, Cumhuriyet döneminde inşa edilen demir yollarının %78.6'sı doğu bölgelerine döşenmiştir. Demir yolu yapımı 1940'lı yıllara kadar hızla ilerlerken 1950'lerden itibaren Marshall yardımıyla karayolu yapımına öncelik verilmesi nedeniyle 1950-1980 yılları arasında sadece 20 kilometre yeni demir yolu hattı yapılmıştır. Karayollarının hızlı gelişimi, demir yollarının yolcu ve yük taşımacılığındaki gücünü büyük ölçüde zayıflatmıştır. 1955 yılında ulaşım sistemleri içerisinde demir yollarının yolcu taşımacılığındaki payı %2.2 iken, 2000'li yıllara gelindiğinde %2'nin altına düşmüş, yük taşımacılığında da %61'den %5'e kadar gerilemiştir. Demir yolunun diğer ulaşım seçeneklerine göre daha güvenilir ve konforlu olması, zamanı daha etkin biçimde kullanmayı sağlaması, son dönemde hızlı tren hatlarına ayrı bir önem verilmesine neden olmuştur. Türkiye'de 2000'li yıllardan itibaren ulaştırma politikalarının demir yolu lehine değişmesiyle Ankara, Eskişehir, İstanbul, Konya, İzmir, Sivas ve Bursa gibi yolcu potansiyeli nüfus açısından ülkemizin büyük kentlerini birbirine bağlayacak ve koridorlara hızlı tren yapılması için çalışma başlatılmıştır. Bu bağlamda Türkiye'nin ilk hızlı tren seferi 2009 yılında İstanbul-Ankara hızlı tren hattının bir parçası olan Ankara-Eskişehir hattında başlamıştır. Eskişehir-Pendik bölümü 25 Temmuz 2014'te tamamlanarak İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hattı kesintisiz ulaşıma açılmıştır. Sanayisi, turizm potansiyeli ve limanıyla ülkemizin 3. büyük şehri olan İzmir ve güzergahındaki Manisa, Uşak, Afyonkarahisar'dan Ankara'ya kısa sürede ulaşmak için başlatılan Ankara-İzmir yüksek hızlı tren projesinin yapımı devam etmektedir. Proje tamamlandığında İzmir-Ankara arasındaki seyahat süresi 14 saatten 3 saat 30 dakikaya düşecektir. Küçük Asya ile İpek Yolu güzergahındaki Asya ülkelerini birleştiren demir yolu koridorunun önemli akslarından biri olan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının yapımı devam etmektedir. Bu hattın Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hatlarıyla Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattına entegre edilmesi planlanmaktadır. Demir yolu ağları şehirler arası ulaşımda önemli olduğu kadar büyük kentlerin şehir içi ulaşımında da
trafik sorunlarının çözümüne katkı sunar. Örneğin İstanbul'un ulaşım sorunlarına uzun süreli çözümler getirmesi, Asya-Avrupa kıtalarının deniz altından kesintisiz bir demiryolu sistemiyle birbirine bağlanması, tarihi yarımadadaki araç sayısının azaltılarak tarihi ve kültürel çevrenin korunmasına katkı sağlanması amacıyla Marmaray projesi hayata geçirilmiştir. Evet, demiryolu hattının bulunmadığı yerleri bilmek lazım. ÖSYM bunu soruyor arkadaşlar. Deneme sınavlarında da karşınıza çıkabilir. Doğu Karadeniz yöresine demiryolu hattı ulaşmıyor. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'e yok. Batı Bartın ve Kastamonu, Sinop yöresinde de demiryolu hattı yok. Çanakkale yöresinde yok. Hakkari, Şırnak yöresinde yok. Menteşe yöresi, Muğla çevresinde yok. Teke yöresi, Antalya çevresinde yok. Taşeli yöresinde yok. Ağrı ve Iğdır yöresinde demiryolu hattı bulunmuyor. 2016 LYS'de çıkmış bir soru var. Türkiye'de demir yollarının önemli bir kısmı liman şehirleri ile iç kesimleri birbirinde iç kesimler arasındaki bağlantıyı sağlamak için yapılmıştır. Üretilen ürünlerin limanlarla iç ve dış pazarlara daha kolay taşınması amacıyla yapılan demir yolları özellikle Cumhuriyet döneminde ülke ekonomisine ve bu şehirlerin kalkınmasına büyük katkı sağlamıştır. Bu özellikteki şehirlere aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez? İzmir buna örnektir, Mersin buna örnektir, Samsun buna örnektir, İskenderun buna örnektir. Trabzon'a ise demiryolu ağı ulaşmamıştır. Hava yolları. Hava yolu ulaşım sistemi şüphesiz çağın en hızlı ulaşım sistemidir. Bununla birlikte sivil havacılık ve bu sistemle yolcu taşımacılığındaki gelişmeler oldukça yenidir. Anadolu'da ilk havacılık hareketinin başlaması Osmanlı dönemine dayanmaktadır. Sivil havacılık 1933 yılında Hava Yolları Devlet İşletmesi'nin kuruluşu ile başlamıştır. Daha önce askeri ihtiyaçlar için alınan uçaklar yolcu ve yük taşımaya elverişli hale getirilmiştir. İlk ticari uçuşlar İstanbul-Eskişehir-Ankara hattında, ilk yurt dışı sefer ise 1947 yılında Ankara-İstanbul-Atina hattında gerçekleştirilmiştir. 1983 yılındaki 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanunu ile birlikte hava yolu ulaştırmasında belirgin gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Bu tarihe kadar Türk Hava Yolları hava yolu taşımacılığında tek liderken bu dönemden sonra özel hava yolu işletmeleri de pazarda yer almaya başlamıştır. Türkiye'de son yıllarda uçak ve yolcu sayılarında önemli gelişmeler olmuştur. 1970'te 17 olan yolcu uçağı sayısı 2016'da 540'a, 1970'te 2.7 milyon olan toplam yolcu sayısı 2016'da 175 milyona erişmiştir. İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yoğunluğu ve kapasite yetersizliği sebebiyle Bakanlar Kurulu kararı ile yeni bir havalimanının inşa edilmesine karar verilmiştir. 13 Ağustos 2012 tarihinde bölge seçimi yapılarak projenin hayata geçirilmesi için ilk adım atılmıştır. İstanbul 3. Havalimanı Karadeniz sahilindeki Terkos Gölü'ne yakın Arnavutköy-Göktürk-Çatalca kavşağından Akpınar ve Yeniköy mahalleleri arasındaki 77 kilometre karelik alana yapılmaktadır. Yeni havalimanı 150 milyon yolcu kapasiteli olması ve 2018'de ticari uçuşlara başlaması beklenmektedir. Evet. Havaalanlarına göre yolcu kapasitesi paylarına baktığımızda Sabiha Gökçen %20'lik bir paya sahiptir. İstanbul Atatürk Havalimanı %17'lik paya sahiptir. Ankara Esenboğa %13'lük paya sahiptir. İzmir Adnan Menderes Havalimanı %9'luk paya sahiptir.
Antalya Havalimanı %7'lik paya sahiptir. Adana Havalimanı ise %4'lük paya sahiptir. Trabzon Havalimanı %3'lük paya sahiptir yolcu sayısı bakımından. Yük taşımacılığın 6.3'ü, yolcu taşımacılığının ise 9.1'i hava yoluyla yapılmaktadır. 2018 yılı havalimanları dış hat yolcu payları %50 Atatürk Havalimanı, yani günümüzdeki karşılığı 3. Havalimanı, %25 ile Antalya Havalimanı, %12 de Sabiha Gökçen Havalimanı'na aittir. Deniz yolları. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, üç kıtanın ana geçiş yolları üzerindeki konumu nedeniyle transit taşımacılık açısından büyük bir öneme sahiptir. Denizciliğin geliştirilmesi ve bu coğrafi avantajın en etkin şekilde kullanılması ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Türkiye'de denizcilik işletmeciliğinin ilk adımı 1843 yılında kurulan Fevaidi Osmaniye ile atılmıştır. 1851 yılında bugünkü İstanbul Şehir Hatları vapurlarının temeli olan Şirketi Hayriye, Galata Köprüsü'nden Haydarpaşa'ya, Beşiktaş'tan Üsküdar ve Haydarpaşa'ya olmak üzere iki yeni hatta yolcu taşımaya başlamıştır. 1 Temmuz 1926 tarihinde çıkarılan kabotaj kanunu Türk denizciliği için bir dönüm noktası olmuştur. Bu kanunla kıyılarımızda ve iç sularımızda yapılacak tüm faaliyetlerin hakları Türk gemilerine ve Türk vatandaşlarına verilmiştir. Ayrıca 1935 yılından itibaren 1 Temmuz kabotaj ve denizcilik bayramı olarak kutlanmaktadır. Deniz yolları işletmesi 1937 yılında Denizbanka, 1939 yılında Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğü ile Devlet Deniz Yolları İşletmeleri Umum Müdürlüklerine, son olarak 1944'te Devlet Deniz Yolları ve Liman İşletmeleri Umum Müdürlüğüne verilmiştir. 20. yüzyılın son çeyreğinde kara, deniz ve hava taşımacılığı tüm dünyada bütünleşme eğilimine girmiştir. Yüklerin kapıdan kapıya taşınmasına olanak sağlayan çok biçimli taşımacılık, özellikle konteynerların ortaya çıkmasıyla önem kazanmıştır. Türkiye'de uluslararası ticaretin yaklaşık %65'ini en ucuz taşıma türü olan deniz yolu ile gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle ticari işlevi yüksek Haydarpaşa, İskenderun, Bandırma, Derince, Samsun, İzmir ve Mersin limanları oldukça önemlidir. Bu limanların birçoğunun hinterlandının hem kara hem de demir yolu ile bağlantısı vardır. Türk deniz ticaret filosunu oluşturan gemilerin çoğunluğunun kuru yük gemileri oluştururken, deniz yollarında taşınan önemli yükler maden cevherleri, tahıl ürünleri, orman ve sanayi ürünleri gibi dökme kuru yüklerdir. Konteyner taşımacılığında önde gelen limanlarımız arasında %37'lik payla İstanbul Ambarlı çekerken, İzmir, Mersin, İstanbul Haydarpaşa limanları da konteyner taşımacılığında önemlidir. Ülkemizde uluslararası araç taşımacılığında Ro-Ro ilk olarak Haydarpaşa Trieste İtalya ile başlayan hatlara Mersin, İzmir bağlantılı Venedik Trieste olarak devam edilmiş. Sonrasında bunu Karadeniz hattı da eklenmiştir. Türkiye'nin uluslararası yolcu taşımacılığında kruvaziyer önde gelen limanları, ana kruvaziyer limanları özelliğinde ki İstanbul, İzmir, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Alanya ve Antalya limanlarıdır. Evet.
Genel olarak ulaşım yollarının oranlarına baktığımızda %89 karayolu, %9,1 hava yolu, %1,1 demir yolu, %0,6 deniz yolu yurt içinde yolcu taşımacılığı açısından. Yük taşımacılığında %89,8 karayolu, hava yolu yok, demir yolu 3,9, deniz yolu da 6,3. Dış ticarette ise deniz yolu ihracatta %78, karayolu %44, hava yolu %18, demir yolu 0,6 mil. Bunlar milyar dolar olarak. İthalat ise deniz yolu 120 milyar dolar, karayolu 34 milyar dolar, hava yolu 23 milyar dolar, demir yolu ise 1,4 milyar dolar. Boru hatları. Günümüzde en çok kullanılan enerji kaynakları olan petrol ve doğalgazın en hızlı ve güvenli taşıma şekli borularla yapılanıdır. Bu yöntem aynı zamanda üretim merkezleri ile tüketim merkezlerinin birbirine boru hatlarıyla birleştirilmesidir. Tamamı Türkiye'de yer alan ham petrol boru hatları, Türkiye'de ilk boru hattı 1967 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Batman Dört Yol İskenderun Körfezi arasında döşenmiş ve işletmeye açılmıştır. Yıllık kapasitesi 3,5 milyon ton olan boru hattının uzunluğu 511 kilometredir. Irak-Türkiye ham petrol boru hattı 1976'da Kerkük'te ve Irak'ın diğer sahalarında üretilen petrolün yumurtalık terminaline taşınması amacıyla inşa edilmiştir. Hat 986 kilometre uzunluğunda olup 1987 yılında bir boru hattı daha inşa edilmiştir. Irak-Türkiye boru hattından Ceyhan terminaline yaklaşık 70 milyon ton petrol gelmektedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı. Azerbaycan ve Hazar bölgesinde üretilecek petrolün güvenli, ekonomik ve çevre sorunları oluşturmayan bir boru hattı sistemiyle aracılığıyla Azerbaycan-Gürcistan üzerinden Ceyhan'a taşınması ve buradan da tankerlerle dünya pazarına ulaştırılması hedeflenir. 2006 yılında petrol akışı başlayan boru hattı 1796 kilometre uzunluğundadır. Taşıdığı petrol miktarı yıllık 50 milyon tondur. Türkiye-Yunanistan doğalgaz boru hattı. Avrupa Birliği InnoGate programı kapsamında geliştirilen Güney Avrupa gaz ringinin ilk aşaması olarak Türkiye ve Yunanistan doğalgaz hatlarının bağlanmasını içeren anlaşma 2003'te imzalanmıştır. Böylelikle 2007 yılında Türkiye'den Yunanistan'a gaz akışı başlamıştır. Rusya-Türkiye doğalgaz boru hattı. Batı hattı da deniyor buna. Türkiye-Bulgaristan sınırından giren boru hattı Türkiye'ye Hamitabat, Ambarlı, İstanbul, İzmit, Bursa ve Eskişehir güzergahını takip ederek Ankara'ya ulaşır. Bu hat 845 kilometre uzunluğundadır. Hattın kapasitesi yıllık yaklaşık 15 milyar metreküptür. İran-Türkiye doğalgaz boru hattı. Proje ile başta İran olmak üzere doğudaki kaynaklardan alınacak doğalgazın boru hattı ile Türkiye'ye taşınması amaçlanmıştır. Yaklaşık 1491 kilometre uzunluğundaki hat Doğu Beyazıt'tan başlayıp Erzurum, Sivas ve Kayseri üzerinden Ankara'ya ulaşmaktadır. Hattın bir kolu da Kayseri ve Konya üzerinden Seydişehir'e ulaşmaktadır. Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı BTE diye kısaltılıyor. Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nde bulunan Şah Deniz sahasında üretilen gaz Türkiye'ye
gazı Türkiye'ye taşıyan 690 kilometre uzunluğunda ve 20 milyar metreküp kapasiteye sahip bir hattır. 2005-2007 yılları arasında inşa edilen hat 2007'den beri faaliyet göstermektedir. Rusya-Türkiye doğalgaz boru hattı, mavi akımda deniyor buna. 1997'de BOTAŞ ve Gaz Export arasında imzalanan 25 yıllık doğalgaz alım-satım anlaşması kapsamında doğalgaz Rusya'dan Karadeniz'e geçişli bir hat ile Türkiye'ye ulaşmaktadır. Anlaşmaya göre doğalgaz sevkiyatı yıllık 16 milyar metreküp seviyesine ulaşacaktır. TANAP, Türkiye enerji diplomasisindeki yeni hamlesi. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı TANAP, Türkiye'nin Gürcistan sınırından başlayarak Yunanistan sınırına uzanacak ve başlangıç olarak Azerbaycan'ın Şah Deniz sahasında üretilecek 16 milyar metreküp doğalgazı taşıyacaktır. Toplam yatırım değeri 10 milyar doların üzerinde olan TANAP, Türkiye'yi yakın coğrafyasında enerji politikalarının merkezi yapabilecek bir potansiyele sahip olmasını sağlayacaktır. Nihai olarak 32 milyar metreküp kapasiteye ulaşması planlanan boru hattı yaklaşık 2000 kilometre uzunluğunda olacaktır. TANAP sisteminin inşasına 2015 yılında başlanmış ve Şah Deniz sahasının ikinci aşama üretimine paralel olarak 2018 yılı sonunda Türkiye'ye ve 2020 yılı içerisinde Avrupa'ya gaz akışının başlatılması planlanmaktadır. TANAP'ın potansiyeli sadece Azerbaycan'ın sağlayacağı doğalgaz ile de sınırlı olmayacak. Proje diğer Hazar Havzası ülkelerinin de bu sistem üzerinden enerji kaynaklarını Batı ülkelerine pazarlayabilmelerine imkan tanıyabilecektir. Evet, K merkezinde bulunan bir kişi sadece demir yolunu kullandığında haritada gösterilen merkezlerin kaç tanesinden geçeceği söylenemez. Bu açıdan baktığımızda Muğla'ya gidemez, Antalya'ya gidemez, Trabzon'a gidemez ve Hakkari'ye gidemez. Dolayısıyla 4 tanesine ulaşamaz. Evet, nokta nokta uluslararası transit deniz ticaretinin geçiş güzergahı üzerinde yer almasına karşın Art bölgesindeki ulaşım yollarının sapak alması bu avantajını kullanmasına engel olmuştur. Bu cümlede boş bırakılan yere evet Çanakkale yazılmalıdır. Çanakkale ile ilgili böyle bir sıkıntı bulunmaktadır. Tabloda 3 farklı merkezde bulunan ulaşım yolları eşleştirilmiştir. Tabloda verilen merkezler aşağıdaki haritaların hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? Evet, X'e baktığımızda tüm hava yolları var. Demek ki Samsun'da bulunuyor X. Y'ye baktığımızda demir yolu yok. Evet, Antalya'ya demir yolu ulaşmıyor. Y demir yolu Antalya'dır. Demir yolu olmadığı için. Z'ye baktığımızda hem deniz yolu yok Hakkari hem de demir yolu yok. Dolayısıyla üçünün birlikte verildiği şık B seçeneğidir. Gürcistan'daki Batum'dan kalkan petrol yüklü tanker gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek petrol rafinerisi olan bulunan bir limana ulaşmıştır. Buna göre petrol yüklü tanker gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçmediği düşünülürse bu liman İzmit Limanı'dır. Yani Marmara Denizi'nin içinde kalıyor. Çünkü Çanakkale Boğazı'nı geçmemiş. Üçüncü soru. Aşağıda bazı ülkeler arasında yapılacak petrol ve doğalgaz boru hatları gösterilmiştir. Buna göre Türkiye'de yapılacak olan boru hatlarından hangilerinin enerji koridorunda olduğu söylenemez. Norveç-Almanya'da hattında Türkiye yok. Rusya-Japonya hattında da Türkiye yok.
Ama Irak, Almanya arasında var Türkiye. Azerbaycan, Avusturya arasında Türkiye var. Doğru cevap 3 ve 4 E seçeneğidir. Türkiye'de ülke içinde yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan ulaşım yolları hangisinde taşımadaki payı en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanmıştır? Birinci karayoludur, ikinci demir yoludur, üçüncü deniz yoludur. Yani C şıkkı doğru cevaptır. Türkiye'de ilk demir yolu hattı İngilizler tarafından İzmir-Aydın arasında yapılmış ve İngiltere burada yetiştirilen tarım ürünlerini İzmir limanına taşıyarak Avrupa'ya götürmeyi amaçlamıştır. Buna göre İngiltere'nin demir yolu hattında aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisini İzmir limanına taşıdığı söylenemez. Yani hangisi Ege bölgesinde yetişmez? Tabii ki çay. Çay Türkiye'de sadece Doğu Karadeniz'de vardır. Fakat incir, pamuk, tütün ve üzüm Ege bölgesinin önemli tarım ürünleridir. Bakü-Tiflis-Ceyhan-Ham petrol hattı Azerbaycan ve Hazar Denizi'nde üretilen petrolü Ceyhan'a taşıyarak buradan dünya pazarına ulaştırmaktadır. Burada tankerleri dolduruluyor ve diğer ülkelere satılıyor. Harita incelendiğinde numaralanmış boru hatlarında hangisinin Bakü-Tiflis-Ceyhan-Ham petrol boru hattına ait olduğu söylenebilir. 4 numaralı hat. Bakü şurası. Bakın. Ceyhan da burası. Dolayısıyla 4 numaralı hat bu sorunun doğru cevabı olacaktır. Tabloda Türkiye'deki dış ticaretin 2016 yılında ulaşım sistemlerine göre dağılımı verilmiştir. Tablodaki ulaşım sistemleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? İhracatta ve ithalatta en yüksek paya sahip tabii ki deniz yolu tartışmasız. İkinci sırada karayolu var. Üçüncü sırada hava yolu. Dördüncü sırada demir yolu var. Doğru cevap A seçeneği. İzmir'den hareket eden Metin, dört farklı ulaşım yolunu kullanarak sırasıyla Antalya, Ankara, Samsun ve Sinop illerine gitmiştir. Buna göre Metin'in söz konusu merkezlere gitmek için kullandığı ulaşım yolları aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Antalya'ya deniz yolu ile ulaşmıştır. Ankara'ya hava yolu ile, Samsun'a demir yolu ile, Sinop'a karayolu ile ulaşmıştır. Doğru cevap B seçeneğidir.